Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz İkinci Dünya Savaşı sonuçlarını vereceğiz. Bir de İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin durumunu anlatacağız. Biliyorsunuz daha önceki dersimizde İkinci Dünya Savaşı'nın Avrupa'daki, Kuzey Afrika'daki ve Pasifik'teki gelişmelerine bakmış, İkinci Dünya Savaşı'nın nedenlerini ve sonuçlarını işlemiştik. Şimdi ise İkinci Dünya Savaşı'nın Türkiye açısından değerlendirmesini yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti coğrafi konumu itibarıyla cephelere çok yakın bir durumdaydı. Hem Almanya için hem İngiltere için yani hem mihver devletleri için hem de müttefik devletleri için hem varlığı itibarıyla bölgedeki coğrafi konumu itibarıyla hem de güçlü siyasi yapısı, ekonomik yapısı itibarıyla her iki tarafın da gözdesi durumundaydı. Türkiye'yi her iki taraf da kendi yanına çekmek için gerçekten büyük çabalar harcadılar. Peki Türkiye ne yaptı? Burada İsmet İnönü'nün büyük başarısını söylemek lazım. Savaşın dışında kalmak için Atatürk'ün bıraktığı yurtta sulh, cihanda sulh idealini devam ettirebilmek için gerçekten çok büyük mücadele verdi. Diyebiliriz ki bir denge politikası izleyerek hem işte Almanlarla saldırmazlık anlaşması yaparak, ardından Sovyetlerle saldırmazlık anlaşması yaparak her iki tarafla arasını iyi tutmaya çalıştı diyebiliriz. Böyle başarılı bir denge siyaseti izleyerek çok uzun yıllar yani neredeyse savaşın son dakikasına kadar savaşın dışında kalmayı başardı. Peki Türkiye'nin savaşa girmemesinin nedenleri bazen TYT tarzı sorularda öncül verip sorabilir, bazen de daha çok tabii ki bu konumuz AYT'ye uygun olduğu için AYT'de doğrudan aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı girmemesinin nedenlerinden biridir veya değildir diye verebilir bize. Bakalım o halde. Az önce de söylediğim gibi Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış politikasını devam ettirmek. Daha öncesinde hem Birinci Dünya Savaşı hem Kurtuluş Savaşı verdiği için savaşlardan yeni çıkmış olması, çok büyük kayıplar vermiş olması, ekonomik durumunun yeni yeni ayağa kalkıyor olması ve yeni bir savaşı kaldıramayacak durumda olması ve tabii son bize somut bir gösterge derse İngilizler bize silah yardımında bulunmaya söz vermişler ancak göndermemişler. Bunu göndermemiş olmaları da bizim bahanemiz olacak arkadaşlar, savaşa girmeme bahanemiz. Yani diğer üç maddeyi savaşa girmememizin gerçek nedenleri, son maddeyi de bahanemiz olarak değerlendirebilirsiniz. Peki devam edelim. O bahanemizi yaratan mesele nedir? 1939 yılında İngiltere ve Fransa Türkiye ile bir anlaşma imzalıyorlar ve diyorlar ki karşılıklı yardım anlaşması. Sen benim yanımda savaşa girer Almanya'ya saldırırsan ben de sana her türlü silah, askeri malzeme, mühimmat yardımında bulunurum. Biz bunu kabul ediyoruz ancak yardım gelmediği için bir bahane olarak bunu değerlendirip savaşa girmiyoruz. Ve 1941 yılında da Almanya biliyorsunuz Yunanistan'a kadar gelmişti, burnumuzun dibine kadar. O zaman da işte onlarla bir saldırmazlık anlaşması yapmıştık zaten. Bu da onun göstergesi. Geçen dersimizde anlatmıştım hatırlarsanız. Peki Almanya ile bir yandan saldırmazlık paktı imzalayıp bir yandan da olası bir saldırı durumunda bir savunma hattı oluşturmuştuk hatırlarsanız. Neydi bu hattın adı? Edirne'de kurulan Çakmak hattı. Peki Almanya ile bu anlaşmayı imzaladığımız zaman Amerika bize tepki gösteriyor ve Türkiye'ye yaptığı yardımı kesiyor. Bu da önemli bir ayrıntı. Peki ne olmuştu? Yine hatırlayalım, savaşın sonlarına doğru 1943'te Casablanca konferansı toplanmış. Hani hepsi güçlerini birleştirerek mihver devletlerine saldırmaya karar vermişlerdi ya. O toplantıdan bahsediyorum. İlk defa Türkiye'nin adından bahsediyorlar. Diyorlar ki Türkiye savaşa katılmalı ve bir Balkan cephesi kurulmalı Almanlara karşı. Balkan cephesinde lideri Türkiye olmalı demişler. Daha sonra ardından bir Adana konferansı, biliyorsunuz Yenice'de bir vagonda gerçekleşiyor. İnönü ve Churchill görüşmesi. Churchill diyor ki siz bize en geç 1943 yılının sonunda destek vermelisiniz. Biz de tamam diyoruz ama oyalıyoruz dediğim gibi. Buyurun. Yakındasınız arkadaşlar. Adana'dayız bizler. Yenice istasyonuna gidersek, Yenice istasyonunun hemen içinde İnönü Churchill görüşmesinin yapıldığı vagon bir müze olarak
bulunuyor arkadaşlar. Peki bir de ardından Kahire görüşmesi yapılacak. İki defa yapılacak. Kimler arasında yapılıyor? İngiltere Dışişleri Bakanı Anthony Eden ve Türk Dışişleri Bakanımız Numan Menemencioğlu, ki çok önemli bir Dışişleri Bakanımızdır, arasında Kahire'de görüşmeler yapılıyor. Türkiye ısrar ediyor. Ya sen bana yardım yapacaktın hani. Dolayısıyla bu yardımı yapmadığın sürece ben savaşa katılamayacağım diyoruz. Yani yine yardımı bahane ederek yine yumuşak bir şekilde, yani ben bu savaşa girmem arkadaş demiyoruz da, ya işte yardım yapmazsan işte benim de elimde yok, katılamam savaşa diyoruz. Yine burada Numan Menemencioğlu'nun çok önemli başarılarıyla analım. Peki bir de İran'da Tahran Konferansı düzenleniyor. Burada da yine Rusya diyor ki ya zorla da olsa, ensesinden tutup da olsa bu adamları savaşa sokmalıyız diyor Stalin. Bakın ne demiş? Gerekirse enselerinden yakalayarak savaşa sokmak gerekir Türkleri demiş. Israr ediyor savaşa girmemiz konusunda. Dediğim gibi konumumuz çok önemli arkadaşlar. Bu yüzden bu kadar ısrar ediyorlar. İkinci Kahire görüşmesi yine Mısır'da yapılan Kahire görüşmelerinin ikincisi. Churchill görüşmüştü zaten İsmet Paşa ile, biliyorsunuz. İsmet Paşa burada ya işte tamam savaşa katılacağız ama yardım yapın demişti. Burada tekrar aynı şey. Tekrar İsmet Paşa yardım yapılmazsa savaşa giremeyeceğiz diyor. Bakın İsmet Paşa ısrarla, onların çok ısrarına karşılık tamam diyor savaşa gireceğiz ama hala yardım yapmıyorsunuz. Ben dolayısıyla savaşa giremem. Peki Sovyetler ne yapıyorlar bu arada arkadaşlar? Sovyetler bize karşı bir takım politikalar seyretmeye başlıyorlar. Bizimle imzaladıkları saldırmazlık ve tarafsızlık paktını 1945 yılında feshediyorlar tek taraflı olarak ve ardından kendilerine Kars Ardahan yörelerinin bırakılmasını ve Boğazlarda da kendilerine bir üs verilmesini istiyorlar. Bakın ne kadar zorluyorlar Türkler kendi yanlarında savaşa girsin. Eğer girmezseniz Kars Ardahan benimdir, Boğazlarda da üs verdiririm size diyor Sovyetler. Bu sırada toplanan Potsdam Konferansı'nda da Rusya bu ifadeleri de bulunuyor. Ancak bu istekleri İngiltere ve Amerika tarafından neyse ki kabul edilmiyor. Peki Türkiye nasıl oluyor da İkinci Dünya Savaşı'na son anda da olsa katılıyor? Şöyle ki bir Yalta Konferansı düzenleniyor arkadaşlar ve Birleşmiş Milletler'in kurulmasına karar veriliyor. Kurulması için de 25 Nisan 1945'te bir San Francisco Konferansı toplanmasına karar veriliyor. Bakın Yalta'da, Yalta Konferansı'nda Birleşmiş Milletler'in San Francisco'da toplanmasına karar veriliyor. Ve deniyor ki eğer bu konferansa 1 Mart 1945'e kadar mihver devletlerine savaş ilan etmişseniz katılabilirsiniz ve Birleşmiş Milletler'de kurucu üye olabilirsiniz. Şimdi Türkiye bunu duyunca Birleşmiş Milletler'in dışında kalmak istemiyor. Barışçı politikasına devam etmek istiyor ama Birleşmiş Milletler'e de kurucu üye olmak için bu San Francisco toplantısına katılmak istiyor. Buna katılmak için de 1 Mart 1945'ten önce Almanya'ya savaş ilan etmesi lazım. Bu nedenle 23 Şubat 1945'te Almanya ve Japonya'ya savaş ilan ettiğini açıklıyor. Ancak zaten savaş bitmiş. Dolayısıyla fiilen bu savaşa katılmamış oluyor. Çünkü dediğimiz gibi kısa bir süre sonra Almanya ve Japonya teslim olmuşlar zaten. Peki bize etkileri ne oldu İkinci Dünya Savaşı'nın? Bir kere ikinci 5 yıllık kalkınma planımızı uygulayamadık. Biliyorsunuz daha önce birinci 5 yıllık kalkınma planı yapmıştık ve 1930'larda devletçilik politikasını uygulamaya başlamıştık. Birincisi tıkır tıkır işlemişti ancak ikinci 5 yıllık kalkınma planımız tam da savaşın ortasına denk geldiği için uygulanamadı arkadaşlar. Türkiye sürekli savunma politikası izleyerek, gelirini savunmaya aktararak bir nevi savaş ekonomisi uyguladı. Her daim savaşa girebilecekmiş gibi hazırlık yaptı. Tabii ki genel seferberlik ilan edip çok büyük nüfusunu silah altına aldı. Bu da ekonomisine çok ciddi bir zarar açtı arkadaşlar. Birçok erkek nüfusu silah altına alınca hem ordunun giderleri arttı hem de devletin üretim mekanizması bir anda kilitlendi ve tabii ki bu durum paramızın değer kaybetmesine, yani enflasyona neden oldu.
Bunun dışında hava saldırılarına karşı tüm ülkede karartma uygulaması, belli bir saatten sonra ışıkların yakılmaması gibi uygulanmaya başlandı. Öte yandan bu ekonomik sıkıntıları yok etmek için neler yaptık? Bunlardan bahsedeceğim ama bir şeyi hatırlatmak istiyorum. İki savaş arası dünya konusunu anlatırken İkinci Dünya Savaşı öncesi bir ekonomik bunalımdan bahsetmiştim. Hatırlıyor musunuz? Orada bir clearing sistemini uyguladığından Türkiye'nin bahsetmiştim. Neydi? Eğer dış ticarette benim ürettiğim malı alırsanız ben de sizin ürettiğiniz malı alırım demekti clearing sistemi. Gerçekten o bizim o dönemde ekonomik sıkıntılarımızı azaltmak amacıyla yaptığımız en başarılı sistemdi. Bakalım burada neler yapmışız? Bunlardan birisi varlık vergisi kanunu. Arkadaşlar özellikle gayrimüslimlerden varlıklarını vergilendirmelerini yani gayrimenkullerini vergilendirmelerini ve buna karşılık bize bir bedel ödemelerini isteyeceğiz. Bu dış dünyada biraz olumsuz karşılanacak. Çünkü gerçekten sonuçları da pek olumlu olmamış. İşte vermeyenleri Erzurum'a hapse tıkmışız vesaire. Hani çok hoş bir durum olmamış. Gayrimüslimlerle biraz aramızın bozulmasına neden olmuş. Toprak vergisi yine aynı tarz. Bunun da hani Müslümanlardan alınanı gibi düşünebilirsiniz. Toprak sahiplerinden ekstra bir toprak vergisi almaya çalışmışız. Ve son olarak da bence en başarılısı Milli Koruma Kanunu'nu çıkararak özellikle yerli malını güçlendirerek dışarıdan işte ithalatı daha kısıtlayarak kendimizi koruma altına almaya çalışmışız. Peki bu ikinci 5 yıllık kalkınma planının uygulanamaması bizde ne gibi sıkıntılara yol açtı? İşte dediğimiz gibi çok ciddi ekonomik sıkıntılar, bir de üstüne nüfus artışı da azalma görülünce çok ciddi sıkıntılar. Tam bir savaş ortamı. Aslında savaşa girmiyoruz ama her alana yayılan bir savaş şartları durumu. Tabii ki bu durum elimizden geldiğince eğitime devam edelim dedik. Niye? Çünkü eğitim bizim için en önemlisiydi biliyorsunuz. Köylerde ilkokul yapımına bir yandan hız verilirken bir yandan da üniversite niteliğinde köy öğretmen okulu niteliğinde köy enstitüleri kuruldu. Arkadaşlar bu dönemde yaşanan en önemli gelişmedir. Köy enstitüleri buralarda işte uzakta okuma imkanı olmayan çocuklar geldiler, kız erkek birlikte eğitim aldılar. Ya tutun arkadaşlar bir duvar nasıl örülürden tutun, bir bitki nasıl yetiştirilene kadar yani bir köyün ihtiyacı olacak eğitimli bir uzman kadro köy enstitülerinde yetiştirildi. Tabii bazı çevrelerin köy enstitüleri böyle kız erkek eğitim olduğu için dikkatini çekti ve zamanla önce Hasanoğlan Yüksekköy Enstitüsü kapatıldı. Ardından diğer köy enstitüleri kapatıldı. Ve gerçekten köylerin aydınlanması işi yarım kaldı. Olsaydı bugün gerçekten köylerin aydınlanması, okuma yazma oranı çok daha yüksek olur. İşini bilen insan sayısı çok daha fazla olur. Bugünkü Türkiye çok daha güçlü olabilirdi. Köy enstitüleri bu manada çok önemlidir arkadaşlar. Peki devam edelim. Edebiyatta bir takım gelişmeler yaşanacak bu dönemde. Garip akımı dediğimiz akım ortaya çıkıyor. Orhan Veli hepinizin tanıdığı çok önemli şairimiz. Garip akımının önderlerindendir. Yine Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat Horozcu da bu önderlerden. Bunun dışında Peyami Safa gibi, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Behçet Necatigil, Sait Faik Abasıyanık gibi çok önemli şair ve yazarlar da bu dönemde ortaya çıkıyor. Garip akımının önemli isimlerini burada fotoğraf olarak da bilin istedim. Orhan Veli, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet Anday. Peki, bunun dışında tabii teknik gelişmeler de olacak. Biliyorsunuz iki savaş arası dönemde radyo dünyada çılgınlık yaratmaya başlamıştı. Konuşan basın deniyordu. Türkiye'de de bu dönemde radyo yaygınlaşacak ve Ankara Radyosu açılacak. 1943'ünde sürekli yayına geçiyor. Müzik tabii ki burada önem kazanacak. Türkü arkadaşlar yine Türkiye'de çok sevilmeye başlanacak.
burada yapılan Yurttan Sesler programlarıyla birlikte Ankara Radyosu'na ait bir fotoğraf koydum sizler için. Münir Nurettin gibi, Hafız Burhan gibi pek çok Türk sanat müziği sanatçısı bu dönemde plaklarında az önce söylediğim gibi türkülere yer vermeye başlayacaklar ve gerçekten yine bu dönemde açılan İstanbul Konservatuvarı'nın da çok büyük bir önemi oluyor. Türk musikisi açısından çok ciddi bir gelişme sarf ediyoruz. Yine çok eski olmalarına rağmen Münir Nurettin'i, Hafız Burhan'ı mutlaka duymuş olacağınızı düşünüyorum. Peki teşekkür ediyorum. Bu gelişmelerle beraber 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin de durumuna bakmış olduk. Lütfen sizler de soru çözerek tekrarlarınızı yapınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.